Yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar büyük bir özenle, büyük bir hassasiyetle devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya selde bir kişinin hayatını kaybettiği Samsun'a gelerek incelemelerde bulundu. İlk olarak Samsun Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya daha sonra selin en çok etkilediği Gülsen Sanayi Sitesi'ne giderek esnafa geçmiş olsun dileğinde bulundu. Evet, kolay gelsin. Geçmiş olsun. Var mı yardıma ihtiyaç var mı? Güzel ediyoruz. Kaldıramıyorsan yardım edin. Sizin çok güzel ediyoruz. Tamam. İsterim, isterim. Ambul. Dua edeceğiz. Biz bu yana yardımcı rahmet olsun da afet olmasın diye. Yani bütün devletimiz, bütün devletimiz herhangi bir şeyimiz yok. Sizin de böyle anlayışınız, sabrınız, Allah'tan gelsin. Çevre şehircilikler, ön hasarlar gibi ekipleri gönderecekler, bakacaklar. Siz de göstereceksiniz. Ondan sonra işlerin nereye varacağını hep beraber göstereceğiz. Biz sizin hayır duanıza talibiz. Sağ olun. Bakan Yerlikaya selin etkili olduğu Amasya, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki son durum hakkında bilgiler verdi. Yoğun yağışlar neticesinde Ayancık ilçesi, Ayancık yolu üzeri Yeniçam mevkiinde dere taşması meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma hamdolsun olmamıştır. Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 vatandaşımız güvenli noktaya alınmış. Sinop, Ayancık, Karayolu, Şerefiye köyü mevkiinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş. Köprünün altı temizlenmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. En kısa zamanda kayıp olan vatandaşımızın bulunmasını temenni ediyorum. Başsağlığı diliyorum tekrar. Ama şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Devlet olarak biz AFAD koordinasyonunda, bakın Samsun'da valimiz, milletvekilimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir, genel sekreterimiz, büyükşehirimiz il dışında, Canik Belediye Başkanımız, bütün bölge müdürlüklerimiz, karayollarımız, devlet su işlerimiz, meteoroloji bölge üslerimiz ve özellikle büyükşehire ait SASKİ'miz bugün burada Gülsan'da gerçekten güzel iş çıkardı. Yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar büyük bir özenle, büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Söylemek istediğim şey şu, Allah tekrarından, beterinden milletimizi korusun diyoruz. Buradaki bu Gülsan küçük sanayi sitemiz, adı küçük ama 2000 burada arkadaşımız var. Her birine tekrar geçmiş olsun diyoruz. Uyarılara lütfen AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan konvansiyonel medya, sosyal medyadan yapılan uyarılara lütfen dikkat edin. İnşallah bu yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak diyorum.